Sarıgül burada etkin olabilir mi? Şimdi Sayın Sarıgül'ün işte Erzincan'dan hiç milletvekili çıkaramamış Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili kazandırması, Türkiye Değişim Hareketi ya da partisi içerisindeki pozisyonu ve Türkiye Değişim Partisi daha partileşmeden önce 2009'lu 2010 yıllardaki rüzgarını bırakarak, o dönemki etkisini bırakarak Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmasından sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nu yine desteklemesi, o dönemde destekledi, hareketi sonlandırdı ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili oldu. Sayın Sarıgül'de bir Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi var. Dolayısıyla bir liderlik gözlemi de olabilir. Ancak şu anda Sayın Kılıçdaroğlu varken de bunu yapmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu arasında, ikisi arasında bir gönül bağı da var. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Benim kafamdan geçen, benim düşüncem, benim tahminim Sayın Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mutlaka aday olacağını, aday gösterileceğini. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında artık suların durulmayacağını da tahmin edebiliyoruz. Böyle büyük bir mücadele içerisinde. Zaten Şişli Belediye Başkanlığı dönemindeki yaptıklarını da halka lanse ederek burada bir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı söz konusu olabilir. Eğer burada seçimi kazanamazsa da muhtemelen de o zaman da Kılıçdaroğlu'na liderlik yarışına aday olmadığı takdirde Sarıgül'ün ismi de genel başkanlığa geçebilir ve bunu da partinin parti örgütü ya da işte partideki bazı kesimler bunu satın alabilir. Özellikle parti örgütü, partinin tabanı satın alabilir. Çünkü parti tabanında Sarıgül'e karşı da bir sempati var diyelim. Peki Böyle bir formül işleyebilir. ya İyi Parti hocam, şimdi daha önce yani İstanbul'u Ekrem İmamoğlu aldıysa burada İyi Parti'nin de etkisi var, CHP kadar HDP'nin de etkisi var. Peki İyi Parti Meral Akşener'in genel başkanlıkta kaldığını varsayarak bunu soruyorum. Çünkü orada da bir kongre, bir kurultay süreci var. Dolayısıyla Meral Akşener Sarıgül'ü destekler mi? Yani daha önce aday, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bile İmamoğlu'na çok ciddi destekleri olmuştu. Burada yine bir İmamoğlu ısrarında bulunmaz mı Meral Akşener? Bir de mesela şu da söyleniyor. Deniliyor ki İyi Parti'de bu sefer farklı pazarlıklar yapacak deniliyor. Yani işte şu büyük şehri bize verin, bu büyük şehri bize verin. Yani şu an farklı bir tablodan da bahsediliyor. Yani İyi Parti bu durumda Sarıgül'e ismine nasıl bakar? Şimdi şöyle bir durum var. Bunun pazarlığı yapıldı. Gaziantep'ten yapıldı. Gaziantep İYİ Parti'ye verildi. Geçen dönem Büyükşehir olarak. Ama başarısız olan. Yani şimdi İYİ Parti'nin tabanı ne kadar? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı ne kadar? Bunu görmek lazım. Burada Gaziantep örneğini çok ben önemsiyorum. Burada Celal Doğan aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Partili adayından daha fazla burada seçmen onu destekledi. Dolayısıyla böyle bir durumda yani İYİ Parti'nin şurayı Adana'yı bana ver, İzmir'i bana ver ya da bazı büyük şehirleri bana ver şeklindeki yaklaşımı tamamen kendisinin oradaki oy potansiyeliyle alakalı olması lazım. Yani aksi takdirde bunları işte Antep örneğinden görüyoruz. Antep örneğinde Cumhuriyet Halk Partili seçmenler İYİ Parti'yi desteklemedi, adayını desteklemedi. Celal Doğan'a verdi. Celal Doğan'ın oy oranı oldukça yüksekti burada. Bunu da göz ardı edemeyiz. Ama İYİ Parti'de de bir liderlik yarışı var. Bu liderlik yarışı nasıl sonlanacak ya da bir ayrışma mı olacak? Bu da oldukça önemli. Eğer ayrışma olursa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ile herhangi bir şekilde belki de pazarlığa bile girmez. Çünkü farklı bölümlü İYİ Parti var. Belki de tabanını kaybedecek bir İYİ Parti var.